Karina, Karina, Cici geri döndü. Seni öldürecek. Küçük, benden ayrılmayacaksın değil mi? Geri mi döndü? Soran olursa seninle çıkmıyorum Karina. Aa, işte buradasınız. Tatlı çift. Hey sen pembeli şey. O pembe peronu alacağım şimdi. Karina bekle. Cici, her şeyi açıklayacağım. Yanlış anladın. Aa, öyle mi Patrick? Hey sen. Patrick'in sana ıstakoz aldığı videoyu izlemediğimi mi zannediyorsun? Sana bir tavsiyede bulunayım. Defol git buradan. Aksi halde herkes o kel kafanı görecek. Gördün mü kurabiyem? Başka kızlarla çıkarsam böyle olur. Cici Karina'nın peronu alacak ve Patrick'in başı büyük bir belaya girecek. Doğru. Burada kavga edecekseniz kantinden dışarıya çıkın hemen canım. Noel ağacını süslemeyi yeni bitirdim. Bir şeyleri kırmayın sakın. Cici, bir hafta içerisinde gelmeyi düşünüyor muydun sen? Ama erken geldim Patrick. Bana yakışacak ojeyi nasıl seçebilirim? Beyaz mı, pembe mi, yoksa koyu renk mi? Aa, buldum canlarım, siz bana yardım edebilirsiniz. Yeni oyunum olan Diana Seti'ye indirin ve güzellik salonunda tırnaklarımın üzerinde türlü şeyler deneyin. Tercihlerinizi paylaşın ve bize en sevdiğiniz rengi söyleyin. Link açıklamada. Pembeli, hala burada mısın sen? Birbirimizi sevdiğimizi söylesene Patrick. Üzgünüm Karina, ben Cici'yi seviyorum. Seni gidi alacak. Pembe peruklu seni. Bir daha seni sevgilimin yanında görürsem... Söyle bakalım Patrick, öptün mü onu? Evet, ups, Cici, hayır. Patrick'in adına utanıyorum. Evet, Cici'den korkuyor. Cici doğru olanı yapıyor çocuklar. İlişkisini korumaya çalışıyor. Ağlayacağım şimdi yeşil saçlı. Hadi gidelim Karina, her şey yoluna girecek, hadi. Bana bir istakoz getir Ice. Patrick parasını ödeyecek. Tabii ki. Tamam, sana bir istakoz yapayım canım. Ezikler, siz ne istersiniz? 3 tane latte Ice. Hayır, meyve suyu istiyorum ben. Kapa çeneni Bros. Julie latte dediyse latte olacak. Hemen hallediyorum canım. Bir kez daha diyorum, Noel ağacından uzak durun çocuklar. Benim neyim var böyle? Çirkin miyim ben? Neden Max beni terk etti? Mary, benim smile'im şu sıralar çok şeker. Oldukça değişti. Bugün beni bir restorana davet etti. Buna inanabiliyor musun? Bir şeyler aldım. Ve bana... Ne giyeceğim konusunda yardımcı olmanı istiyorum. Bu çantayı aldım. Sence nasıl? Diana baksana. Smile ona ihanet etmişti ama şimdi ona bir sürü hediye alıyor. Peki Max'e ne demeli? Yüzüme bile bakmıyor. En önemli parça çanta değil Mary. Bu mayoyu da aldım. Mayonun üstüne de bu pullu parçayı giymek istiyorum. Ne düşünüyorsun? Sence Smile beğenir mi? Max bugün beni tekrar görmezden gelirse okula bırakırım. Onsuz yaşayamam. Ne düşünüyorsun Mary? Sence ne giymeliyim? Mary, Mary, beni dinliyor musun? Senin restoranınla, hediyelerinle ve Smile'e olan aşkına ilgilenmiyorum Diana. Kötü bir durumdayım. Bu kıyafeti giyip bu çantayı yanıma alsam nasıl olur Mary? Çok yakışıyorlar. Her şey bir yana, bana bak Mary. Eğer bir erkek seni görmezden geliyorsa peşinden koşup kendine acı çektirmemelisin. Hadi bu hafta sonu bir partiye gidelim ve yeni bir erkek arkadaş bulalım. Bir fikrim var Diana. Restorana seninle birlikte gidebilir miyim? Ben de Max'e davet ederim. Belki de orada barışırız. Hadi ama Mary, olmaz. Bugün Smile'le baş başa olacağız. Ne Max'inden bahsediyorsun? Üzülme Karina, her şey yoluna gelecek. Cici ağzının payını verdi mi? Kaybolun çocuklar. Yaptığınız tek şey kalp kırmak. Patrick benim kalbimi kırdı. Kalpleri iyileştirmeyi iyi bilirsin sen. Unuttun mu Kosya? Ben sadece Diana'yı seviyorum. Tamam, o zaman ben giderim. Bekle bekle, dur. Green ve Diana'dan bahsediyoruz. Neden bu kadar zalimsin Dima? Kosya, ciddi misin sen? Hayır, şaka yapıyorum. Ciddi falan değilim. Yeşil saçlı Cici benden daha mı güzel? Hayır Karina, sen çok daha güzelsin. Patrick aptalın teki sadece. Aa, bakın bakın, Karina ağlıyor. Neden ağlıyorsun Karina? Cici ağzının payını mı verdi yoksa? Bana bakın kızlar. Daha önce erkekler hiç kalbinizi kırmadı mı sizin? Kırmadı tabii. Sen değiliz ki biz. Yeşil saçlı bir şey söyle şunlara. Karina bekle. Bildiğiniz üzere iyi bir kızım. Bahar çiçeği gibiyim ama arkadaşım için. Ay ama sakin ol. Arkadaşına bir kurabiye ver. Böylece ağlamayı keser. Biraz fazla oldunuz artık. Hadi göster onlara. İntikamımı al.
Biraz sessiz olur musunuz çocuklar? Merhaba, evet. Bir masa ayırtmak istiyorum. Akvaryum yanındakini ayarlayabilir misiniz? İsmail nereye gidiyor? Dayana ile okuldan sonra restorana gidiyor. Tamam, teşekkürler. Evet, kıyafet kurallarını biliyoruz. Tabii ki. Çocuklar, bugün Dayana ile restorana gidiyoruz. Restoran çok pahalı bu arada. İsmail, kız arkadaşına aşık ve restoran. İsmail, bunca şey için bu kadar parayı nereden buldun? Seni ilgilendirmez kardeşim. Kardeşin için mutlu olsan olmaz mı? Baksanıza. Wow. Banka mı soydun sen? Gerçek altın mı bu? Bu altınları ve elmasları sevgilime aldım. Restoranda vereceğim. Sevgilini şımartabilirsin İsmail. Dayanamı şımartmak neredeyse imkansız. Bu yüzden kız arkadaşımın olmasını istemiyorum. Bir sürü paraya ihtiyacım var. Parayı nereden buldun İsmail? Babam mı verdi yoksa? Sakin ol. Kendim kazandım. Yana ve ben Mike Hoca'ya hediye almak için para topluyoruz çocuklar. Bu yüzden Mike Hoca'ya hediye almamız için para vermeniz lazım. Tüm paramızı kozmetiğe harcadık. Ben de Dayana'ya hediye aldım. Kosya. Ne kadar? Ne kadar fazla, o kadar iyi. Cimrilik yapmayın. En sevdiğimiz öğretmen o sonuçta. Patrick benim yerime verir. Evet, veririm tabii ki Cici. Bu ne tür bir toplantı böyle? Ne için para toplanıyor? Bu bizim küçük sırrımız değil mi çocuklar? Lale ve Yana Mike Hoca'ya yeni yıl hediyesi almak için para topluyorlar kızlar. Gerçekten mi? Yana ve Lale Mike Hoca için yeni yıl hediyesi mi alıyor? Unuttunuz galiba kızlar ama biz çoktan bir hediye aldık. Para toplamaya da hiç gerek yok. Neden para topluyorsunuz ki o zaman? Planınız ne? O halde size para vermemize gerek yok artık. Buranın havası kaçtı. Anlaşıldı. Mike Hoca'ya değil de kendilerine hediye almak istiyorlar. Kosya, Dayana'nın yanına gideyim mi? Hayır Dima, sınıfa gitsen iyi olur. Kızlar, ortalığı karıştırıp durmayın. Hadi sınıflara. Yana, başımız belada. Başımız belada değil Lale, senin başın belada. Ne demek istiyorsun sen? Bana bak canım. Mike Hoca'ya hediye almak için herkesten para toplayalım diyen sendin. Ice, yardımın lazım. Şu kutuyu saklayabilir misin? Dolabın içerisine koymak istemiyorum çünkü birileri çalabilir. Wow, içinde ne var canım? Bunlar elmas, taşlı, altın yüzükler. Restoranda sevgilime hediye vermek istiyorum. Saklar mısın? Sorun yok canım. Buraya kimse giremez. Tamam Ice, al bakalım. Dersten sonra geri alırım ha. Teşekkürler. Çok güzeller. Merhaba, evet Nasya. Bugün okula neden gelmedin? Her şeyi ayarlamıştık aslında. Ha, biraz eğlenmeye gittin yani. Tamam, anladım canım. Bir dakika, zil çalıyor. Gitmem lazım. Seni sonra ararım canım. Puki, dağıt şunu. Çocuklar, bugün birilerinin günlüğünü buldum. Okuduklarım beni resmen şoka uğrattı. Benim günlüğüm olmaması çok iyi. Çünkü benim günlüğümü okusaydınız sonsuza dek şoka girerdiniz Mike hocam. Bundan şüphemiz yok Dayana. Kapa çeneni Layla. Senin günlüğünde yazılanları da biliyoruz. Gerçekten korkunçtu. Çocuklar, bu günlük sınıftan birine ait. Mike hocam okusanıza. Belki de Kosa'nın günlüğüdür. Benim günlüğüm yok Stella. Mike hocam, bir kızım mı yoksa bir erkeğin günlüğü mü? En azından bir kısmını okuyun canım. Bence başkalarının günlüğünü okumak doğru değil. Değil mi Mike hocam? Aslında günlük kaybolmuş. Bu yüzden kişisel olan her şey herkese açık olabilir. Aslında bir erkeğin üzücü bir aşk hikayesi var o günlükte. Üzücü aşk hikayesi başlamadan önce Dayana'ya bir hediye verebilir miyim Mike hocam? Aşk hediyelerini dışarıda verirsin Dima. Burası sınıf. Hay aksi. Şimdi ne var? Adima yerinde olsam o hediyeyi daha iyi bir kıza verirdim. Arkadaşça bir hediye bu Mike hocam. Bu senin için Dayana. Kulakların üşümez ve diğer insanların ne dediğini duymazsın. Dima, bu gerçekten çok şeker ve oldukça iyi bir hayal gücün var. Evet Dayana, bir sürü şey hayal edebiliyorum. Mike hocam, Dayana ile konuşabilir miyim? Bu da ne? Dima, kafayı mı yedin sen? Mike hocam, bir şey söyleyin. Kulaklıklar için teşekkür ederim, çok güzeller. Mike hocam, burası sınıf değil mi yoksa başka bir? Erkeklerin sevgilisini nasıl ayartacağını mı öğretiyorsunuz? Dima, otur yerine. Smile, sadece arkadaşça bir öpücük ve hediyeydi. Evet öyleydi. Biz her gün arkadaşça öpüşüyoruz nasıl olsa. Smile, inanma sakın. İstersen kulaklıkları geri verebilirim. Sadece bir dakika Mike hocam. Sana inanmıyorum Dayana. Bir masa ayırttım. Tersteyiz Smile. Çık dışarı. Seni seviyorum. Mike hocam, erkek arkadaşıma karşı dikkatli olun lütfen. Lady Diana'nın erkek arkadaşı olduğunu unutmayın. Smile, çok küstah bir çocuk Dayana. Yerinde olsam Dima'ya değer verirdim. Sizi seviyorum Mike hocam. Karina, baksana gitti mi? Dokunmaya korkuyorum.
Evet yeşil saçlı daha da küçüldü. Karina seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Sorun değil, koleje gidip orada harika vakit geçireceğiz. Evet, bizi herkesten koruyacaklar. Karina, beni çok seviyorsan senden bir şey isteyebilir miyim? Tabii ki. Ay, sınıfta kantin bomboş. Benim için bir kek çalabilir misin? Sorun değil yeşil saçlı. Senin için çalarım. Hem de en büyüğünden. Tamam, yeşil saçlıya bir marshmallow. Şeker de alayım ki ağlamasın. Pekala. Kekler, kekler, kekler. Aa, olamaz. Kek kalmamış. Bu da ne? Çok güzeller. Yeşil saçlı bunları gördüğüne çok sevinecek. Hadi çocuklar, siparişleri verin. Kısa teneffüsteyiz canım. Hadi ama ne istediğinizi söylesenize. Vaktimiz çok az. Yüzükleri versene Ice. Tamam çocuklar, hepsini getireceğim. Hemen yüzükleri istedin değil mi? Yüzükler nerede? Yüzükleri sana vermiştim Ice. Geri verecek misin? Vereceğim tabii İsmail. Yüzükleri istediğinin farkındayım ama neredeler ki canım? Neredeler derken? Tam buradaydılar. Orada mıydı gerçekten? Senden saklamanı istemiştim Ice. Olamaz. Nasya beni aramıştı. Sonra ders başladı. Nerede bu yüzükler ya? Benimle dalga mı geçiyorsun Ice? En pahalı restoranda masa ayırttım. Çoktan haberi var bile. Ne diyeceğim ben şimdi ona? Diana, üzgünüm. Ice hediyeni kaybetti. Hadi Ice var. Bu teneffüste kimseye servis yapmıyorum. Buradaydılar Smile. Birilerini çaldığına eminim. Ice, sonumuz geldi. Ice, siparişlerimi. Ödelemiz var. Ice. Evet Smile, sonumuz geldi. Demek restorana gideceksiniz Diana. Mary, evet gidiyoruz. Ona hayır diyemem değil mi? Ama sana söz veriyorum, önümüzdeki hafta kız kıza takılacağız. Söz ver. Şu çorapları ve ayakkabıları da çıkar. Pek uymadılar. Doğru, pek uymadılar. Teşekkürler Mary. Seninle gelseydim çok mutlu olurdum. Bir dahaki sefere gideceğimizi söyledim Mary. Smile'le baş başa olacağız. Dahası bana aşkını ilan edecek ve hediye verecek. Hepsini görmek istediğinden emin misin? Kıskandığımı mı zannediyorsun Diana? Kıskandığım falan yok. Böyle birisi değilim. Diana. Smile buradasın. Nasıl olmuşum? Smile, sen neden üstün değişmedin? Tamam çocuklar, konuşmanızı vermeyeyim ben. İyi şanslar. Bir sorunumuz var Diana. Sana aldığım yüzüklerin olduğu kutuyu birisi çalmış. 500'lüğü de çalmışlar. Ne diyorsun sen Smile? Dolabından mı çaldılar? Nasıl çaldılar? Nasıl çalındığını bilmiyorum Diana. Kutuyu Ice'a bırakmıştım ama kaybetmiş. Elmas taşlı altın yüzükler ortadan kayboldu. Çok pahalıydılar. Gidip kimin çaldığını öğrenmemiz gerekiyor Smile. Bütün çantaları kontrol edeceğiz. Doğru ama kimse senin için çantasını açmaz ki. Herkes ben yapmadım diyecek. Hadi Smile hadi. Seni yüzükler olmadan da seviyorum. Hadi gidelim. Hadi ama Smile. İşin en garip yanı da Dima sana şu tüylü kulaklıkları verdi ama benim hediyem çalındı. Hiçbir yere gitmiyorum Diana. Üzülme sakın. Tamam, bu akşam hiçbir yere gitmeyiz ama kimsenin çantasını kontrol etmeden okuldan ayrılmalarına izin veremeyiz. Tamam mı? Kutuyu kimse geri vermeyecek Diana. Ne kadar güzel olduklarını hayal bile edemezsin. Tekrar ediyorum Smile. Yüzükler olmadan da seni seviyorum. Ama en azından şu yüzükleri bulmaya çalışalım. Hay aksi. Yüzüklerden dolayı harika randevumuz mahvoldu çocuklar. Acaba kim çaldı? Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın çocuklar. Üzülme Smile. Hadi gidelim. Gidip yüzükleri bulalım. Hadi kalk. Wow Karina, harikalar. Burnumun acısı geçti. Görüyorsun arkadaşım, hepsi senin. Seni çok seviyorum Karina. Ben de seni seviyorum.